Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün size anlatacağım iğne oyası modeli, tığa çevirdiğim modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu modeli sizler için tığa çevirdim. Evet, benim tığa çevirdiğim modelimde bakın birebir aynısı oldu arkadaşlar. Oradaki iğne oyasındaki modelin aynısını sizlere tığa çevirdim. Evet, şöyle bir tane yaptık arkadaşlar. Kirpikleri bile unutmadım sizler için. Onu bile hazırladım. Şimdi de sarıyla içine minik mavi kirpikli bir tane de sizle yapalım. Hem de modelimizi nasıl yapıldığını görmüş oluruz. Evet, modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu çiçeğimizi sabitlediğimiz noktadan şöyle 12 tane tığ battı mesafesi vererek başlıyoruz. Burada 9 tane sizler için hazırladım. İlk başlarken de aynen bu şekilde böyle tığ battının içine sık iğne ile sabitliyoruz ve tığ battılarımızı hazırlıyoruz. 3 zincirimi çektim. Hemen tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitledim. 3 zincir ara mesafesi olarak bu şekilde 12 tane tığ battı bıraktık. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu da yuvamız için. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 çevirdim. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma 7 zincirimi bu şekilde kapattım. Bir yuva oluşturdum. Şöyle 3 tane zincir çekip düz yüzüne döndüm. Bir defa tığımı doladım. Hemen 2, 2 olarak buraya bir trabzan yaptım. 4 zincir trabzanımı aralayıp sabitleyip tomurcuğumu kapattım. 2 defa tığımı doluyorum. Hemen yuvaya girdim. Yine 2 2 2. Şöyle biraz büyük olması için çiçeğimize uygun olsun diye şöyle kalafatlı bir yaprak yapalım arkadaşlar. 2 2 alarak da bunu bu şekilde sağlıyoruz. 3 defa tığımı doladım. Yine yuvaya girdim. 2, 2, 2 ve 2. Bu şekilde trabzanımı hazırladım. Şöyle 4 zincir kapattım. Bu şekilde tomurcuğumu. Yine 3 defa sonuncu trabzanımı da 3 defa doluyorum. Fakat bununkini 1, 2, 2, 2, 2. 4 defa dolamak yerine bu şekilde trabzanımı alıyorum. Yine 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde ucuna hepsinin de tomurcuklar yapıyorum. Geri kalan kısmını da şöyle sık iğne yaparak aşağıya kadar iniyorum. 2 3 4 5 6 7 ve toplamda 8 tane sık iğne. Bu trabzanımız 8 sık iğne alıyor ve bir tane de yuvaya 9 sık iğne. Yaprağımız bu şekilde arkadaşlar, yapılışı gayet de hoş ve güzel bir yaprak oldu. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. 2 2 alarak buraya bir tane trabzan yaptım. 2 zincir bir defa tığımı doladım. 2 2 alarak ikinci trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Oradaki minik kirpiğimiz için bu 4 zincirimiz yuva olacak arkadaşlar. 2 zincir. Bakın. Şimdi çıktığımız trabzanı aşağı aşağı bu şekilde iniyoruz arkadaşlar. Yine 2 zincir. Ana yuvaya kapatıyorum. Aşağı meyletmesin diye dalımız dibine de muhakkak bir sık iğne yapıyoruz. Devamlı takip eden arkadaşlarım biliyor zaten arkadaşlar. Şöyle zincirimi çektim. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitleyip bir tane tığ battım. Yine 3 zincir. Hemen sıradaki tığ battıya. Aynı ilk başlarda yaptığımız gibi bu tığ battı sayımız arkadaşlar 12 tane olacak. Sonra bu yaprağımız ve dalımızı hazırlayıp devam edeceğiz. Şimdi çiçeğimizin anlatım kısmına geçelim.
Evet arkadaşlar, şöyle ters tarafına bakın, çeviriyoruz. Dalımızın kenarına yaptığımız bu iki zincirden veyahut da arkadaşlar bu taraftaki trabzan da diyebiliriz. Ortada şöyle 4 tane kirpikler için yaptığımız yuvayı boş bırakıyoruz. Şöyle kenarlarına sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Buraya 7 tane 6 tane zincir çekelim arkadaşlar. Şöyle diğer tarafındaki bu boşluktan trabzanın kenarından şöyle giriyorum. Buraya sabitliyorum. Bir zincirimi çekip düz yüzüne çevirdim. Bu yaptığımız yuvamızın içine sık iğne ile bir zincirimi buraya sabitledim. Hava saat 8:30 olmasına rağmen hala karanlık kapalı arkadaşlar. Işıkları da açmama rağmen inşallah şöyle aydınlık bir video olur. Evet, kulak çöpü aparatımı taktım buraya. Bu şekilde buradan yine ilmek toplayacağız arkadaşlar. 1 2 zincir aparatıma takıyorum. Şöyle sıktırıyorum arkadaşlar. Fazla büyük olmasın diye. Bol bırakmıyorum yani taktığım ilmeğimi. Sıkılıyorum. Hem de kalıp gibi çıkıyor o şekilde. Taktım. Şu parmağımla ipi gerdiriyorum. Kalıplaşsın. 3 oldu. Şöyle 1 2 zincir 4 oldu. 1 2 zincir 5 oldu. Böyle buraya minik minik yuvalar hazırlıyoruz. Toplamda 7 tane yapacağız. 1 2 zincir 6. Yine dibinde şöyle sıkılaşsın diye öne çekiyorum arkadaşlar. 1 2 zincir. Çünkü arttıkça baştaki gibi sıkı olmuyor. Şöyle yukarı kalktığı için daha büyük oluyor. Onu şöyle aşağı meylettirerek o büyümesini engelliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar 7 tane oldu. Bakın 2, 4, 6 ve 7. Sonuncuyu da aynı şekilde 2 zincir çekerek şöyle bir tutalım. Aparatımızı sağlayalım. Bakın sıkıladığımız için öne doğru da gevşemesini, büyümesini engellediğimiz için bu şekilde hepsi aynı boyda çıktı. Şimdi arkadaşlar bakın bunu bu boyuta çekiyorum. Son ilmeğimi ve içinden şöyle geçip 3 tane zincir çekiyorum. Çevirdim şöyle ters tarafına. Buradan ilmekleri tek tek alıp üçer zincirli buralara yuvalar hazırlıyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen ilmeğimi tutuyorum. Kapattım, yuva yaptım. 1 Bismillah. 3 zincir. Kapatıyorum. Tüm ilmekleri üçer zincirli yuvalarla dolduralım. 3 zincir. Bu işlemi yapmadan önce ipimi muhakkak esnetiyorum arkadaşlar. Başta bazen söylemeyi unutuyorum. İpinizi güzelce esnetin. En ince esnetebildiğiniz yere kadar esnetelim. Bu şekilde daha zarif oluyor, incecik oluyor. Evet. Bütün yuvaları bu şekilde topladım. Şimdi 4 zincirle dönüyorum. Sadece bu başında 4 çekiyorum. Diğerleri hep üçer zincir arkadaşlar. Hemen buradan bakın. Yuvanın içinden sabitliyorum. Buraya bir tane yuva yaptım. 1 2 3 zincir. Sıradaki 3 zincirli yuvama kapatıyorum. Bu şekilde. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Hemen kesim işlemini yapıyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincir. Bu şekilde başta dönüş yaptığım 4 zincirin içine girdim. Kapattım. Tekrar dönüyorum düz yüzüne. Sık iğne ile sabitliyorum. Evet, ilk yuvamızı bu şekilde oluşturduk. 8 tane zincir çekiyorum. Bu zincir sayısı şöyle arkadaşlar, ölçtüğünüz takdirde bakın aynı yuvanın içine 8 zincirimi bu şekilde artma olarak kullanıyorum. Bakın gerdirmedi, gördünüz mü? Eğer gerdirirse bir fazla çekin arkadaşlar, bol gelirse de bir tanesini sökün, 7 olsun.
Çünkü el ayarı herkesin farklı olabiliyor. Yine 3 zincirimi çektim. Sıradaki bu yuvamın içine giriyorum. Bir tane yuva yaptım. Zincirlerimi sıkı sıkı çekiyorum. Kalıp gibi durması için. Şöyle bir zincirimi çektim. Biraz arkadaşlar bu iğneden tığa özen istiyor. Hafif gevşekliği oyanın şeklini değiştiriyor. Bir zincirimi çekip tekrar döndüm düz yüzüne, sık iğne ile sabitledim. Evet, ikinci yuvamızı da bu şekilde hazırladık. 8 tane zincir çekiyorum. Aynı bakın bu yuvanın içine kapattım. Şöyle Bismillah diyelim, işimiz rast gitsin. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Şöyle kapattım. Arkadaşlar bakın burada bir tane, özellikle bir tane yuva bıraktım. Çünkü bu en son yaptığımız örümceğin içine yaparsak daha güzel duruyor. O yüzden bu şekilde 8 tane ilmekten oluşturdum. Sonuncuya yetmedi, kalmadı diye düşünmeyin. Şimdi onu da beraber yapıp nasıl zarif durduğunu göreceğiz inşallah. Şöyle bir zincirimizle dönüş yapıp sabitleyelim. Şöyle 3 zincir. Tek kalan yuvama sabitledim. Bir zincirle dönüşümü yapıp hemen yuvamın içine sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. 6, 7 ve 8. Kapatıyorum. En dip noktasına. 1, 2, 3. Şöyle bakın arkadaşlar. Buraya çektiğimiz 3 zincirin içine kapatıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Örümceğimin arasına gireceğiz. Bakın. Burada yaptığımız yukarı doğru. Buradan aşağıdan girince yukarıya doğru zaten otomatik gidiyorsunuz. Aralamaya bile gerek yok arkadaşlar. Bu taktikle giderseniz güzelce başa çıktım. Evet, sonu da bu şekilde yaptım. Şöyle, çünkü orasının bu şekilde ancak kendini gösterdiği, öbürleri gibi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu geliştirdim. Ben bu şekilde yapıyorum yani. Şöyle tek yuvamızı da yapıp bir zincirle dönüş yapıp sık iğne ile sabitledim. Evet. Sonucu yuvamız da bu şekilde oluyor. Yine 8 zincir. 6, 7 ve 8. Aynı bakın bu araladığım yuva yaptığım yuvanın içine de 8 zincirimi bu şekilde kapatıyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum. Hemen buradan 3, 3. tığ battıya bakın sayalım. 1, 2, 3. 3. tığ battımın içine yaptığım çiçeğimi yuvaya sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Şimdi arkadaşlar bir zincir de dibine çekiyoruz her zaman. İpimizi koparalım. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Bu ortadaki bakın 4 zincirden yaptığımız yeşil yuva. Daha iyi görmeniz için şöyle arkaya yatırdım ki. Bu yuvanın içine ipimi sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. Yeşil yuvanın içine 4 tane bu şekilde kirpik yapacağız. 3 zincir. Hemen sabitliyorum buraya. 1, 2, 3 zincir. Şöyle arkadaşlar. Tekrar kapatalım. 1, 2, 3 zincir. 4 tane. İğne oyasında 4 taneydi. Ben de 4 tane yaptım arkadaşlar. Eksiltmedim. Şöyle bir zinciri de dibine çekiyorum. İpimi kopardım. Bunu yapmak zorunlu değil. Yapmayabilirsiniz de arkadaşlar. Hani şu bakın şu mesafede zaten 6 zincirden çok büyük bir delik değil öyle kapanmaya ama hani kapanmasını istediğimiz öyle bir şeyi yok. Kabalığı demek istiyorum. Şöyle şekil olsun diye bu şekilde. Uyumlu olsun diye yaptım. Hemen şu minik ipleri temizleyip geleyim. Evet.
Modelimin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle ara mesafesini uzak bulan arkadaşlarımız biraz daha tabii yakın yapabilir. Sanki bana da biraz uzak gibi geldi. 12 yerine 10 tane tığ battıdan geri dönebilir. Evet arkadaşlar, gerçekten çok tatlı, zarif oldu. Böyle yapılışı da çok kolay, gördüğünüz gibi 2 dakikada hemen yaptık. Fazla uzun bir zaman almadı. Görünüşü çok güzel ama yapılışı da bir o kadar kolay olan bir modelimiz oldu. Şöyle modelim bu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.